arkadaşlar şimdi devir rüzgarlardayız ikinci alt başlığımız sürekli rüzgarlarımızı bitirdik devir rüzgarlar nedir özellikleri nelerdir onlara bakacağız burada önemli bir e, hatırlatma istiyorum diyorum ki mutlaka devir rüzgarlarının iyi öğrenilmesi gerekiyor çünkü devir rüzgarlarla ilgili karşınıza oldukça yoğun soru çıkacak arkadaşlar şimdi devir rüzgarlar devretmekten geliyor yani kimi zaman esip kimi zaman duran rüzgarlar mevsimlik devir rüzgarlar ilk başlığımız Bunlardan en önemlisi zaten bu sondur. Karşınıza da oldukça fazla soru çıkartacak bir konu başlığıdır. Şimdi bu sonlar yıllık hareketten etkilendikleri için yıl içinde kara ve farklı ısınma özelliğinden oluşacak, kaynaklanacak rüzgar türleridir. Eksen oluşmasında temel etkendir ki biz neyi biliyoruz? Eksen ikiliği ile yıllık hareket birbirini çoğunlukla karşılayacak. Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkelerde oldukça yoğun etkililer. Peki şimdi yaz mı sonları ve kış mı sonları diye ikiye ayıracağız mı sonları? Onda e, yaz mı sonları da en önemli ve dikkat edilmesi gereken konu başlığı olarak karşımıza çıkacak. Yaz mı sonları deyince bu son bölgesini gösterdik biz. Altta Hint okyanusu. Hemen yukarıda Hindistan, Çin ve Japonya'yı içine alan Muson asesi bölgesi. Dünyada yayılış ve görülüş alanı budur. Peki şimdi biz diyoruz ki önemli bir notumuz var. Yaz musonlarının kıta üzerine bıraktığı yağışlar orografik yağışlardır diyoruz. Bitki örtüsü ve tarım için olumlu etkileri vardır. Şimdi bunu biliyoruz ve bununla ilgili yorumumuza geçiyoruz. Diyoruz ki yaz musonlarında önemli olan mevsime bakmak. Yazın yaz mevsiminde kuzey yarım kürede bulunan karalar mı sıcak denizler mi? Evet elbette karalar çabuk ısındığı için karalar sıcak. Yani bakın şu bölgemiz alçak basınç alanı. Peki okyanus var hemen altta Hint okyanusu. Burası da daha henüz ısınmadığı için yüksek basınç alanı. Hava hareketimiz her zaman nereden nereye doğruydu? Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğruydu. O zaman burada denizlerden nereye doğru bir esiş var? Karaya doğru bir esiş var. İşte biz buna ne diyoruz? Yaz musonu diyoruz. O zaman yaz musonunda önemli olan şudur mevsime göre karanın sıcak ya da soğuk olduğu yine mevsime göre denizin sıcak ya da soğuk olduğu alanları belirliyoruz. Basın sistemlerini buna yerleştiriyoruz ve bundan sonrasında diyoruz ki yaz sonunda denizler daha soğuk olduğu için denizlerden karaya doğru bir esiş vardır ve bu nedenle yaz sonları denizden getirdiği onemi hapseder ve karaya bol miktarda yağış bırakır. O nedenle Hindistan'da, Pakistan'da, Çin'de bu alanlarda yazın oldukça yoğun seller ve taşkınlara rastlanır. Bunu da unutmayalım. Notu tekrar hatırlayalım. Bunlara biz ne diyorduk? Orografik yağışlar. Çünkü Alp Himalaya dağlarını geçerek bırakacak. Bitki örtüsü ve tarım için olumlu etkileri oldukça fazladır. Bölge içinde oldukça önemli yağış sistemlerinden bir tanesidir. Yaz mı sonlarım? Şimdi arkadaşlar kış musonları kocaman bir çarpı koyuyorum. Neden çarpı koydum kış sonlarına Çünkü kış musonlarında yaz musonunda olduğu gibi yağış görmeyeceğiz. Aksine kış musonları kurak bir havanın hakim olduğu muson asesini tanımlayacak bize. O yüzden yaz musonunda işlemi tersine çevirirsek kış sonunda olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Kışım karamız soğuk yani artık kara yüksek basınç. Denizimiz ise kış mevsimi olmasından dolayı Alçak basınç alanı. Evet rüzgarlar her zaman nereden nereye esiyordu? yüksek basınçtan alçak basınca, karadan estikleri için yaz sonunda olduğu gibi bol miktarda yağış bırakma yetilerine sahip olmayan rüzgarlardır. Yani yaz sonları oldukça fazla yağış bırakırlar, kış sonları ise yağış bırakmazlar. Bunu da öğrenmiş olduk.